yılların en başından maç yapardık. Sade futbol. Şöyle bir şey var. Trabzon'da futbolla yatılır, futbolla kalkılır. Adam çekip arabaya top oynayacağız ya. Boyları hep havadan oldu mesela. Top taşa vuruyor, buraya vuruyor. Bu sefer tek o tarafa dönüyor. Her ülkeden, her dünyanın her kıtasından en önemli oyuncular sokaktan gelmiştir. Evet. 90'lar takımı biz 5 kişi, 6 kişi olarak yaklaşık 10-15 yıldır beraber oynuyoruz. İzmir'den geldik. İddialıyız. Umarım pazar günü Türkiye finalini görebiliriz. Her zaman hedeflerimiz, hayallerimiz peşinde koşuyoruz. Geçen sene denedik, Ankara'ya finale kadar gittik. Finalde son saniye golüyle maalesef elendik. Çok üzüldük. Yani döndük, atlatamadık, bir ay oldu, iki ay oldu. Sürekli bir göze fotoğraf atıyoruz, sarıldığımız fotoğraf duruyor videonun Neymar'ın sayfasında. Çok üzüldük. Bizim de hayalimiz oldu. Görüşmek üzere. Çok iyi olmuş mu? Evet, çok iyi olmuş. Şey, harika bir yer olmuş ha. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sevdiklerimiz bizden bir beklentisi var. Oğlum bayağı açık. Bir şey söyleyeyim mi beyler? Çok iyi. Bence çok güzel olur. İçimizde bir yara kaldı her zaman bu. Bu sene de Trabzon'a geldik bunun için. İnşallah ilk ayın sonunu tamamlayacağız burada. Karadeniz'de olsun, hele Trabzon'da sokak futbolu hemen hemen küçükken beri herkes dediğim gibi sokakta futbol oynayarak, parkta, çimende, mahalle arasında maç yapardık. Ya demek herhalde genimizde var, genetik ya da kanımızda var. Spor her şey yani. Çok spor dalları var. Basketbol var, handbol var ama nedense futbol. Eyvallah. Belgesel çekiyorum, sizin için. O zamanki hayatımızda sinemasına, tatlısına, bu tür şeyler çok mahalle arası şirketin güçtür. Onları kazanmak için maçlar olabilirdi. Yani Muharrem Musta arıyor. Telefon burada mı? Balık için arıyor. Şimdi çocukluğumuz oyunların en başından maç yapardık. Sade futbol. Bizim zamanımızda evler çok aralıklıydı. Arazi çoktu. Orası düz bir futbol sahası olurdu. Çizgilerini çekerdik. Kale bile yapardık. Sabah başlardık akşama kadar. Şimdi top sana geldiği zaman topun gelişine göre bir pozisyon alıyorsun. Top taşa vuruyor, buraya geliyor. Bu sefer tek o tarafa dönüyorsun. Ya beynini çalıştırmak zorunda kalıyorsun topun yere vurduktan sonraki geliş pozisyonuna göre. Zaten bu zeminde bundan hiç çıkmaz. Çıkar ama daha iyi bir tek. Ve C grubunun ilk maçı şu an itibariyle başladı.
Gençlikte, nesilde büyüdüğü zaman liseler arası futbol oldu işte. Erdoğdu Lisesi, Trabzon Lisesi. Öyle olurdu ki burada Trabzon Lisesi'nin hala var işte o lise. Lisenin bahçesinde yazlık maçlar olurdu. Giderdik abilerimiz seyrederdi. Frikik çekecektik mesela. Hami diye söylerdik. Mesela Hami Mandıralı. Hami bağırarak gol atardık. Veya galeci, galede Şanol. Klas bir top olsa, gol olsa Fatih Tekke. Yani oğlumu da o yüzden Fatih koydum ismini. Hep onlarla büyüdük. Yani mahallede maç yaparken herkes kendi adını unutur. Trabzonspor'un topçuların adıyla devam ediyor. 6 yaşında Trabzon'un Paroz Mahallesi'ne taşındık. Ve benim futbolculuk hayatım, sokak futbolu hayatım orada başladı. Futbolu öğrenmem, kendimi geliştirmem, üstüne koya koya futbol adına gitmem hep sokak futboluyla ilgilidir. Orada başlamıştır hikaye. Evet, şu an itibariyle Beygur'un 3. maçı 90'lar Sivasspor Mardin'e karşı olacak. Kırmızı formayla 90'lar. Beygur'un bat bir golle başladı. 2-0 yaptı. Ve 9-0 oldu. Ve durum 5-0'la 90'lar kazandı. Tebrik ediyoruz. Haydi ayağınıza sağlık. Haydi. Çantalara götür bizi Katar'ın. Haydi. 2 devam. Yani yanda işte hala daha eskiden kalma bir duvar var. Biz onların önünde top oynardık mesela. Hani yere geldi bu yaşta bile hala daha top oynuyoruz mesela. Çocuklara gördüm mü derdik işte at bakayım topu hemen. Geç bakayım galeye işte. Çünkü gale çizilmiş orada yazıyorum. Gale işte 90. Ben hep 90'a atmak istiyorum golleri. Okuldayım, hoca ders anlatıyor. Benim aklım hep topu köşeye sağa sola atmaktı. Ondan sonra baskı yani basın. Sonucu aynen. Buluyoruz zaten. Rahat. İlk bastan sonra şok pres. Aynen. 1, 2, 3, Jogabonito. Kaldıramıyorsanız da sert vurun. İkisi de olmuyor. Onu yaptım zaten. Adamlar taşları nasıl attı? Dikkat ettim abi. Şöyle bir şey var. Trabzon'da futbolla yatılır, futbolla kalkılır. Evet, geçen yılın finalistlerinden 90'lar takımı kırmızı formayla. Şimdi şöyle oluyor. Sen favorisin. Sana karşı takım gol attığı zaman daha çok dirençleniyor. Onların dirençleri yükselince sen de bir tedirgin oluyorsun yani. Bir tarafta iki önlük 90'lar. Bir tarafta atletik 90'lar. Şimdi şöyle bir tedirginliğimiz var. Biz geçen sene final kaybettik. Tabii ki yani bir yerlere gelmek isteyeceğiz. Olmayınca üzüleceğimizi de bildiğimiz için bir tedirginlik var üstümüzde. İşte hakkımızda hayırlısı olsun. Ya biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Yani sokaktan zaten geldiğimiz için mutluyuz. Bu kadar bu futbolu bu yüzden seviyoruz. Yeah.
Şimdi mahalle aralarında futbol oynayacak ortamlar bizim eskisi kadar olduğu kadar yok. Bizim zamanımızda evler çok aralıklıydı. Arazi çoktu. Şimdi şehirleşme oldu. Şimdi her taraf bina oldu. Eskisi gibi değil. Eskiden yollardan araba geçmezdi. Biz yollarda bile top oynardık. Çünkü araba tek tuk geçerdi. Ne oldu? Evler küçükten büyümeye başlayınca, beş katlı binalar dizilince toprak alan kalır mı da? Kalmadı. O sahalarda ondan beraber bitti. Dünyanın en büyük oyuncularına bakın. Her ülkeden, her dünyanın her kıtasından en önemli oyuncular hep sokaktan gelmiştir. Mahalleler arasında kazanılan çok şeyler var. Hiç bir sokakta oynayan çocuğun antrenörü olmamışken, bir kulübe kayıt olmamışken büyüklerimizden gördüğümüz için ne yapardık? Hemen duvara çarptırırdık, duvardan bir kişi eksiltmiş olurduk. Yani duvara ver al hesabı yapardık. Ne oluyor? Paslaşmış oluyorsun duvarla. Benim için her şey ya. Benim için çok önemli. Doğduğumdan beri futbol oynuyorum. Yani 7 yaşımda başladım. Soğukta, karda, kışta sürekli futbol oynardık. Turnuvaya 5 arkadaş katılmaya karar verdik yıllar önce. Orada ilk günkü heyecanla bir finale kadar yükseldik. Finalde olmadı. Sonra her sene bu turnuvaya devamlı olarak katılmaya başladık. Bu sefer kendimi çok iddialı görüyorum. Çünkü gerçekten çok yetenekli ve sağlam arkadaşlarımızla bu turnuvaya katıldık. Yarın kaybedersem büyük bir hayal kırıklığına uğrarım. Ama hiçbir şeyin sonu değil yani. Seneye tekrar katılırım. Daha güçlü bir şekilde katılırım ve şampiyon olmadan bu turnuvayı bırakmam. Tamam yaparım oğlum, sıkıntı yok. Bir. Hayır, çok. Tamam. Hakemin atışıyla kimin başlayacağı belli olacak. Bir tarafta Roma Bonito, bir tarafta Atletico Frankfurt. Şampiyon olduk. Şimdi yolumuz daha zor ve daha uzun. Katar'a gideceğiz. Türkiye'yi Katar'da temsil edeceğiz. Katar'da elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanırsak çok mutlu olacağız. Ülkemize bir kupa getireceğiz. Kazanamazsak canımız sağ olsun. Umarım sevinçli bir şekilde buraya döneceğiz. Katar futbolu bitti. Onun için belki böyle daha karakteri sağlam oyuncular çok günümüze katılmıyor. Umarım herkes bu duygularla bu futbola sarılır, kendini geliştirir ve imzasını çimlere atar.